Bak Bediüzzaman diyor ki maddi yoğunluk manevi bir tavundur. Maddi yoğunluk. Yani Darwinizm, materyalizm, maddecilik. Beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu. Yani beşer titriyor adeta diyor. Yani mahvoldu diyor. Gazabı ilahiye çarptırdı. Yani büyük bela geldi toplumlara diyor. İşte savaşlar, kavgalar, acılar, ölümler, hayat pahalılığı. Telkin ve tenkit kabiliyeti. Bak telkin, ikna ve tenkit, eleştiri. Kabiliyeti tevessü ettikçe, geliştikçe o taun da tevessü eder, gelişir. Sürekli gelişir diyor. Onun için münafıkların bu telkin metoduna çok dikkat etmek lazım. Yani genellikle bilinçaltı telkin kullanıyorlar. Mesela çok alçak ya, zannediyorsun ki keyfe gelmiş, kitap okuyor zannediyorsun. Bakıyorsun, ama bunu münafık için söylüyor. Başka biri de okuyabilir ayrı yani. İlla münafık olması şart değil. Bakıyorsun, bir dinsizin kitabını almış eline, onu okuyor. E sen Müslümanım diyorsun, alçak. Neyi kastediyorsun sen, neyi vurgulan? O sezdirmediğini zannediyor. Resim büyütüldüğünü de anlaşılıyor ama. Bak resim küçükken anlaşılmıyor. Mesela adam tabii merak ediyor hali, acaba ne kitap okuyor diyor. Resim büyüttüğünde bir dinsize ait kitap okudu anlaşılıyor. Adam da acaba bu kitapta ne yazıyor diye merak ediyor. Bak sinsiyle görüyor musun adamdaki? Gittiğinde adamın o fikirlerine karşılaşmış oluyor. Yani münafığın en hafifinden yöntemlerinden biri budur. Bu tarzadır. Onun için işte telkin kabiliyetini bu şekilde geliştiriyor. Bir de tenkit, eleştirme. Sürekli eleştirir münafıklar, herkes. Yani mümin de eleştirir ama münafık da eleştirir. Fakat onun eleştirisi tabii yıkıcı olur. Yani yıkmaya yöneliktir. Tamire, düzeltmeye yönelik değil. Yani pisliği geliştirmeye. Yani niye Darwinist olmadın, niye materyalist olmadın, niye homoseksüel olmadın, o tarzadır. Yani düzeltmeye yönelik değildir.